ABD'nin terör örgütü PKK-YPG ile işbirliği artıyor. Amerikan ordusu teröristlerle Suriye'de ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Washington'ın PKK-YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK-YPG ile işbirliğini artırıyor. Bu kez Washington'ın teröristlerle işbirliğinin sebebi DAEŞ'le mücadele değil. Son dönemde İranlı silahlı grupların Amerikan üslerini hedef alan saldırıları. Lübnan merkezli El Meyadin gazetesine göre ABD terör örgütü PKK-YPG ile Haseke'nin kuzeyi ve Deir ez-Zor yakınlarındaki Amerikan üslerinde ortak eğitimler ve tatbikatlar yaptı. Üstelik bu tatbikatlar sırasında gerçek mermiler kullanıldı. Helikopterler ve insansız hava araçları da katıldı. ABD, Suriye'de Mavi Ok adı verilen tatbikatlar gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla birlikte son dönemde Amerika'nın Suriye'deki üslerine yönelik insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenleniyor. Bu saldırılarda şu ana kadar Amerikan ordusu herhangi bir kayıp vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford da ABD'nin terör örgütüne desteğinin devam edeceğini vurguladı. YPG'ye desteğin devam edeceğini düşünüyorum. Biden yönetimi Amerikan güçlerini Suriye'nin doğusunda tutmakta ısrarlı ve yerel bir ortağa ihtiyacı var. Amerikalıların 10 yıldır sahip olduğu yerel ortak ise YPG. Biden yönetimi Türkiye'nin bu ortaklıktan memnun olmadığını biliyor. Ama Beyaz Saray ve Biden yönetimi tutumunu değiştirmeyecek.